İşte üstadın yanına götürdüler. Ben hemen oturdum kapıdan girer girmez. Dedim efendim ben Kur'an okumasını bilmiyorum. 56 Kur'an okumasını bilmiyorum dedim. Ne yapayım? Dedi günah-ı kebairi terk. Sünneti seneye ittiba, namaz erkanla kılmak, sonundaki tesbihatı çekmek. Tabii ben bunları hiç anlamadım o zaman. Hemen yazdım. Malum biz kalem, kağıt, defter taşıyoruz. Kalem çalışıyor. Hemen yazdım. Evet. Anlamadım çünkü. Yanında mı yazdın sen? Üstad çıkınca yazdınız. Çıkınca tamam. Gittim müftiye. Galiba Ömer Nasuh bilmem diye. Evet. Kağıdı uzattım. Dedim hocam bunlar nedir böyle? Baktı evladım dedi bunlar ilmihaldir. İlmihali aldı oku. Hallolur bu işler. Onu da öyle halletti işte. Sonra üstad şunu söyledi. Amerika'dan ve Almanya'dan Risale-i Nurlar isteniyor. Oraya götür. Ben de füzeci olduğum için her sene Amerika'ya gidip atışlar yapıyoruz. Doğru. Tamam dedik içimden yani. Ve Risale-i Nurları Amerika'ya götürdüm. Evet. Bir bavula şahsi eşyamı koydum. Bir bavula da Risale-i Nur. Koydunuz. Koydum. Ama daha yeni tanıyorsunuz değil mi? Risale-i Nur'u henüz daha okuma fırsatı buldunuz mu o anda? Yok ben okuyamıyorum. Evet. Şimdi okuyamıyorum fakat... Yok o zaman diyorum. Hani bavula koydum dediniz ya. Bir bavul hizmeti daha yeni tanımıştınız değil mi o zaman? Evet. Daha demek ki Allah sizi istihdam etti o anda. Aynen. Evet devam edelim. Evet. İşte doldurduk. Amerika'ya gittim. Türkiye gümrüklerinde, Amerikan gümrüklerinde her bavul arandı. 160 tane subay astsubay. Her bavul arandı. Benim bavul aranmadı. Allah Allah. Bir arkadaş da diyor ya senin ne güçlü torpilin var böyle. Allah Allah. Seni bavulunu aramıyorlar. Allah Allah. Bazıları biliyor Risale-i Nur götürdüğümü. Amerika'ya gittik. Üstad Amerika'ya götür dedi. Ha. Adres yok. Ha. Bak şimdi. Kocaman Amerika dedim ya. Ben ne yapacağım bunu? Fakat üstad çok keramet gösterirdi. Ben de onlardan bir kısmına şahit olmuştum. Evet. Evet kime vereceğim? Dedim üstad yani kendi kendime. Üstad bana yol gösterir. Şimdi Texas eyaleti El Paso şehrinde dünyanın en büyük füze okulundayız orada. Füze ve uçak. Okulundayız. Bavul okulda duruyor. Orada da sormuyorlar. Hiç bavul yok okulda. Bu nereden geldi? Niye geldi? Ne geldi? Yine soran yok. Başkalarının bavulu yok. Hayır hayır. O yasak, var. Yasak yasak. Ya. Okul yani biz ne kadar rütbeli olsak da yine okul. Ya. Talebeyiz. Tabii. Ayakkabımızın boyasına, tıraşımıza bakan... dikkat ediyorlar. Evet. Bavula bakmıyorlar. Allah Allah. Ondan sonra yatakhaneye gidince İncil'i birinci sayfadan karıştırmaya başladım. Birinci sayfada The Islamic Center Washington yazıyor. İslam merkezi Washington diyor. Ha tamam. Adresi buldum dedim. Hemen oraya bir mektup yazdım. Dedim Türkiye'de Bediüzzaman Said Nursi isminde bir İslam alimi var. Eserlerini getirdim. Ne yapayım? Postaya ver gönderdiler. Allah. Ben postaya verdim gönderdim. Daha sonra yine gittiğimde zaten Türkiye'den giden uçaklar Washington'a iniyor. Tekrar gittim. Baktım çok güzel böyle bir küçük oda. Camekanın önü kilitli. Risale-i Nurlar içinde. Allah Allah. Koymuşlar. Ne kadar zaman sonra gittiniz? 4 sene sonra. Ha 4 sene sonra anladım. Allah Allah. İhlas ve Uhuvvet Risalesi Latinceydi. He. Yazıyla. He. Diğerlerin hepsi el yazısı. Teksir miydi? El yazısı, el yazısı. El yazısı, ha. Teksir, el yazısı. El yazısı, Osmanlıca. Böyle büyük büyük kitaplar. Anladım. Tabii anladılar adamlar.
Evet. Asal antika ya. Evet. Ona göre muhafaza etmişler. Evet. Evet. Sonra biraz da anlattım onlara. Bunlar Risale-i Nur'lardır. Bediüzzaman'ındır. Falan diye anlattım. İşte Bediüzzaman büyük İslam alimidir. Evet. Falan anlattım yani. Evet. Öyle özel dolap ayırmışlar. Evet. Evet. Fevkalade güzel böyle. Evet. Bu böyle. Amerika seyahati kaç yılında olmuştu? Kaç senesinde tahminen? 1956'da başladık. Başladınız evet. 10 sene gittim yani. 10 defa gittim. Evet. Atış yapmaya, füze atışlarına. Evet. Füze atışını Amerika'da yapıyoruz. Evet. Türkiye NATO üyesi malum. Tabii. Arşiv hayat basılırken forma forma alırdım. Götürür okurdum. Ha, 58'de. Evet. Forma forma alıp götürür. Evet. Okurdum. Evet. Üstadın hayatı bana tesir etti. Ben Risale-i Nur'ları okumasaydım felsefe ile meşhur olan bir adamdı. Hayatım mahvolurdu. Beni Risale-i Nur'lar kurtardı. Elhamdülillah felcim. Ya. Çünkü bu hastalık benim sevabımı artırıyor. Evet. Sevabı çok olan cennete gider.